Sultan Hanım geliyor, Sultan Hanım, ah Sultan teyze, 60 yaşında bir teyzenin bu programda ne işi var? Evet sevgili seyirciler, ne işi var? Gelini, yani oğlunun karısı ve damadı, kızının kocası beraber kaçıyorlar. Ve ortada da ziyan olan, anasız babasız kalan 9 tane evlat var. Sultan teyze her ikisine de çağrıda bulunmaya geliyor. Alkışlarla davet ediyoruz. Gel, gel, gel. Ah, ah. Ay. Ağaylık yap, bul gelin dedi ne olur. Gel otur böyle. Elinde bastonuyla yürümekte zorlanan, şu anda evinin bir köşesinde yapacağı tek şey günlük yemeğini pişireceği, televizyon ekranını açıp evi birazcık derleyip toparlayacak yaşa gelmiş, o huzuru hak eden bir teyze şu anda sürütüyomuzda. Niye? Torunları için. Kendi evlatları için. Şimdiden söyleyelim, karşı tarafın söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Gelinin Necmiye İnak, damadın Sezai Karal. Evet. Bir de Sultan teyze, şu hikayeyi senden dinleyelim. Yani çok... Ben gelinim, çok seviyorum gelinimi. Çok seviyordum. Onu ben cahil çocuk aldım. Kırımcam'ın kızı. Bir gün bir tane çocuğu var, bir küçük kızı var benim. Her akşam ağlıyor, anne değil. Ben damatıma ne yaptım? Parası olmadı, çocuklarım çalıştı, ona para verdi bu fakir halimizde. Ekme olmadı, verdi. Kızımın her bir şeyini ben aldım. Suçumuz ne, ben onu anlamak istiyorum. Suçumu anlamak istiyorum. Allah için yani beni dinlesinler. Hükümeti, valisi, kaymak. Suçumu bana desin. Emme gelinim bana seslensin şöyle. Çok iyiydi. Sultan teyzeciğim, bu senin suçun değil ki. Senin kabahatinin sonucunda yaşanan bir olay değil ki. Biri gelinin, biri damadın. Siz bunların beraber kaçtığını nasıl anladınız? O gün o da kayboldu. Hastanenin önünde kayboldu. Necmiye'yi terk etti. Evet. Babasının başındaydı. Ben de Samsun'daydım. Babası ameliyat olurken bunu başından alıyor, çekiyor, gidiyor. O da o gün kayboldu, o da o gün kayboldu. Sezai de o gün, Necmiye evet, de o gün. Peki, Sezai Karal'da. İkisinin de aynı gün kaybolmasını... Nasıl beraber kaçtılara bağladınız? Aralarında bir ilişki var mıydı? Şahit vardı, olanlar vardı, var mıydı? Vardı canım. Yani ben oğluma duyurmadım. Kimseye duyurmadım. Ama annesine dedim, bela olmasın diye. Babasına dedim, kardeşine dedim, Ferdi'ye. Dedim böyle böyle, bu kızınız dedim, Eybür kendini dedim bozdu. Bir senenin içinde dedim. Onlar dedi ki sen yalancısın. Dediler bana. Ben dedim, zaman gösterecek dedim. Zaman olsun, siz bunu göreceksiniz dedim. Oğluma dedim, demeyeceğim. Öteki oğlum anladı dedi. Anne, senin bir sıkıntın var dedim hapisteki. Hayır oğlum dedim. Ben böyle bir şey dedim, düşünmeyin. Eniştenize, çoluğa, çocuğa iyi davranın. Kavga dövüş etmeyin. Ben bunu cezaevinden gelirken iki kişi ben buna dedim. Sezai Karal'a, oğlum sen dedim iyice ayak gitmiyorsun, sonunu düşünmüyorsun, oğlum bel olacak, ben bir şeylerin peşinde sezdim, sakın bu işi bırakın dedim. Gelininizle konuştunuz mu? Ben gelinimle konuştum. Yüzleştin yani. Evet,
konuştum. Gelinim beni o ara çok sırt gitti bana. Ben bindim Samsun'a gittim. Hani böyle olmasın, çocuğumla araları açılmasın diye. O gün bindim gittim. Oraya gittikten sonra ben geline telefon açtım. Necmiye dedim, sana bir şey diyeceğim. Necmiye, benim ayağım kırıldı, gel yanıma dedim. O bana dedi ki şunu, ana geleceğim, babam ameliyat olsun, ben anne geleceğim dedi. Solmaz dedim, bak Necmiye bir şey olur, benim zaten yuvam bozmaya çıkıyorsun, görümceme dedim. Görümcem dedi ki, kız gelin, sen delisin dedi. Sen delisin dedi, öyle bir şey olmaz. Gene ben kendimden şüphelenirdim, gelinimden şüphelenmezdim. Ama bir göz göze geldiklerini gördüm, ondan ben Sezai Karal'a bağırdım. Daha ben bir şeylerini görmedim, Allah görüyor üstümde. Cenab-ı Allah'a can vereceğim, bu dünyada yalan söylesen her yere kaçarsın. Ama burada kaçamam. Çöpten ekmek de topluyorduğum günüm oluyor. Benim oğlum çöpten gelene kadar çocuklarımın aç kaldığı gün doluyor. Beyim, bak hiç gün sonra da ameliyat olacak bende. Ben bu dünyayı düşünmüyorum, ben öte dünyayı düşünüyorum. Oğlum Mapis, gelinim Bakırköy'ünde hastanede. Gidemedim, elbise istedi benden. Çocukları bırakamıyorum okuldan. 9 çocuk başınıza mı kaldı? Elbisi benden. Kimseye oradan vermem. Necmiye'nin eşi Ercan, Sultan teyzenin oğlu, stüdyomuzda. Onlar evi terk edeli, sizleri terk edeli ne kadar oldu? 1,5 sene oldu, gelelim gidelim. 1,5 sene demiyorum. 1,5 sene. Aramadım, görümcem bana dedi ki bugün gelecek, yarın gelecek, bir gün gelecek. Bir ayda 10 günde bir telefon ediyor. Onu solmaz. Ben ne diyeyim? Ama gelinliği yine de çok seviyorsun. Burada dünya güzel yok. O çok güzel. Peki yani bu kadar sevdiğin gelininden bu davranışı bekler miydin? Hiç beklemedim onu. Hastanede gelinimden bekledim. Kendimden bekledim, gelinimden beklemedim. Bak, çok önemli bir cümle. Ben kendimden her şeyi beklerim. Necmiye'den böyle bir davranışı beklemem. Hiç, damadın peki Sezai'den? Ben ondan o bir senenin içinde işte bunu kaçırmadan önce çok deniştiydi. Ben çocuklarım duymasın diye Sezai ayağını denk al derdim. Sezai ayağını denk al. Benim mapiste olan dedi ki, anne sana bir şey diyeceğim dedi, buyur oğlum dedim. Meydanda kalır, şeker hastası dedim. Kızıma kim bakar, bak kızımın da nikahını boşadılar dedim. Kızımın ev yok, ocak yok. Kim bakar bu kızıma dedim, sakın yavrularım dedim. Ben Ersin'e diyordum ama buna hiç duyurmadım. Sen uzun yıllar, yani uzun bir dönem bu sırrı kendi içinde sakladın. Sakladım. Hep sakladım. Şimdi 1,5 yıl oldu dediniz ama arkadaşlarım oradan diyorlar ki 2,5 yıl gibi olmuş. 2,5 diyor işte. 2,5 yıl olmuş. 2,5 yıl sonrasında şimdi niye arıyorsun Sultan teyze? Sana bir şey diyeyim. Özür dilerim hepinizden, haklısınız. Beni görümcem çok aldattı. Kız çok ağlıyor, Alim ağlıyor. Alim'in öğretmenine bir sorun, Alim nasıl okuyormuş tatlı Alim. Alim torunun mu? Torunum, onun oğlu. Çok güzel okuyor. O ben polis olacağım diyor. Yedirdiğim ekmek onlara helal olsun. Ben ne çünkü? Ondan çıksın, kime giderse gitsin çocuklarını haftada bir alsın. Çocuklarına her ikisi de lütfen sahip çıksın diyorsun. Özür dilerim hepinizi. Yani eve dönsünler. Biri karısına, biri kocasına geri dönsün değil. 9 çocuk ortada kaldı. Hani açıkça ne haliniz varsa görün ama geride bıraktığınız çocuklara sahip çıkın diyorsun değil mi? Evet. Sen mi bakıyorsun 9 soruna? Ben bakıyorum. Oğlumla ben bakıyorum. Ercan,
Yani çok zor yaşadıkların ama çocukların seninle beraber. Senin 3 çocuğun var. Evet. Yok, senin 6 çocuğun var değil mi? Evet. Allah bağışlasın. Allah çünkü çocuklar şimdi sizle beraber. 4'ü benden, 2'si evli. 4'ü sende, 2'si? Evli. Ha, 2'si evlendiler. 4 çocuk sizde. Evet. Ahbap torunlarım, evli torunlarım çok güzeller. Bunlar bayram gelince ağlıyorlar annelerin için. Şimdi çocuklar annelerini o kadar özlemişler ki, notlarımda var. Annenin kıyafetlerini asıp annenin kıyafetlerine sarılıp annenin kıyafetlerini kokluyorlarmış.